Mehmet Yılmaz T24. Adil yargılama yapılabileceğine niye inanamıyoruz? Dini gelenekler kılıfı altında tecavüze uğrayan kız çocuğunun öyküsü kutuplaşmış bir toplumdan beklenilen şekilde gelişti. Bir kesim için bu tür vicdansızlıklar siyasallaşıp tarikatlaşarak özünden koparılmış bir dindarlığın sonucu. Bundan bir adım daha ileri gidip dindarların tümünü aynı kefeye koyan küçük bir azınlık da vardır elbette. Diğer kesim içinse her türlü belgesiyle gözümüzün önünde olan olay aslında gerçek bile olmayabilir. Layıkçilerin uydurduğu fırsat bu fırsattır diyerek milletin inançlarını aşağılama çabası. Ancak ortada da koca bir dosya var. Ses kayıtları, fotoğraflar, 6 yaşında kıyılan dini nikah, küçük yaşta hamilelik kuşkusu, hekimin durumdan şüphelenip yaptığı suç duyurusu, kemik testinde yapılan sahtekarlık vesaire kanlılıkla adil bir yargılama yapılmasını niye bekleyemiyoruz o halde? Yargılanıp mahkum edilmeden önce herkesin suçlu sayılması gerektiği ile ilgili kuralı içselleştirmemiş olmamızın tek sorumlusu biz miyiz? Kim bilir belki de adalet sistemine güven duymadığımız için kendi yargılamalarımızı yapıp kararlarımızı veriyor ve insanları suçlu ilan edebiliyoruz. Adil yargılama ile ilgili o kadar kötü örnek yaşadık ki bu olayda küçük kızın o yıllarda yaşadığı çaresizlik ve dehşeti o kadar derinlerde hissediyoruz ki yargılamanın adil olmayabileceği ihtimaline karşı tedbir alıyor gibiyiz. Toplumu bu nedenle suçlayabilir miyiz? Olayı örtbas etmeye çalışan savcı gözümüzün önünde dururken, haklarında ağır cezalar istenen zanlılar tutuklanmadan salı verilirken, mahkeme tarihi için delil karartmaya uygun uzun bir süre verilmişken, adalete güvenmediğimiz için suçlanabilir miyiz? Çok daha hafif suçlamalarla tutuklu yargılananlar hafızamızda tazeyken bu zanlıların serbestçe delil karatmaya olanak verecek şekilde salı verilmesini nasıl yorumlayabiliriz ki? bazı hakim ve savcıların tarikata bağlılıklarının anayasa ve kanunlara olan bağlılıklarından daha üstün olabildiğini hep birlikte görüp yaşamadık mı? Siyasallaşmış bir yargının yürütmenin başından aldığı işaretle insanları delilsiz, mesnetsiz, ömür boyu ağırlaştırılmış hapse mahkum edebildiğini bilenler, aynı işaretle suçluların salı verileceğini düşünürlerse bu kimin hatasıdır? Buna tecavüz denilir, istismar değil. Ceza kanunumuzda bu tür suçlar için istismar kelimesinin kullanılmasının nedeni ve kaynağı nedir bilmiyorum. Ancak bu kelimenin suçun ağırlığıyla ilgili algıyı azalttığı da bir gerçek. Arapçadan dilimize girmiş olan istismar kelimesi, TCK büyük sözlükte birinin iyi niyetini kötüye kullanma, sömürme olarak tanımlanmış. Kubbe altı lugatı, Arapça semere, meyve, kar, fayda, kök kelimesinden işletme, faydalanma olarak tarif ediyor. Aynı şekilde taciz kelimesi de durumu yeterince açıklamıyor. TDK'ya göre Arapçadan dilimize giren taciz, tedirgin etme, rahatsız etme anlamına geliyor. 6 yaşında bir kız çocuğunun evlendirildiğinin ortaya çıkmasıyla birlikte başlayan tartışmalarda işlenen suçla ilgili olarak bu kelimenin kullanılması suç algısını hafifletiyor. Elbette hukuk adamları kanun ne diyorsa onu kullanmak durumundalar ancak biz bilelim ki bu suçların adı istismar ya da taciz değil düpedüz tecavüzdür. Üç tencerenin üçünün de dibi kara. İran, Rusya ve Türkiye temsilcileri arasından Astana formatında geçtiğimiz Kasım ayında yapılan toplantıdan sonra yayınlanan ortak açıklamada bir bölüm var ki ister gülün ister halimize ağlayın diye sizlerle de paylaşmak istiyorum. Açıklamanın 5. maddesinin 2. paragrafında Fırat'ın doğusunda sivillere karşı YPG tarafından yapılan ayrımcı muameleler kınanıyor ve bu üç ülke temsilcilerinin zulme karşı derin endişe duydukları ifade ediliyor. İran, Rus ve Türk yetkililerin zulüm diye tanımladıkları konulardan biri yapılan açıklamaya göre barışçıl gösterilerin bastırılması. Açıklama şöyle. Bu bağlamda ayrılıkçı grupların Fırat'ın doğusunda barışçıl gösterilerin bastırılması, zorla silah altına alma ve eğitim alanındaki ayrımcı uygulamaları da dahil olmak üzere sivillere yönelik artan saldırıları ve her türlü zulmüne karşı derin endişe duyduklarını ifade etmişlerdir. İran ülkesindeki gösterilere katılanları idamla yargılıyor. Yakalama, yargılama, infaz arasında süre 15 gün. Rusya henüz kimseyi idam etmedi ama ülkesindeki barışçı gösterileri şiddetle bastırıyor, ciddi hapis cezaları veriyor. Türkiye'de idarenin barışçıl gösterilere tahammül edemediğini, her toplantının basın açıklaması girişiminin bile polis şiddetiyle bastırıldığını biliyoruz. İnsan hakları açısından durum vahim olmasa bu açıklamayı belki tebessümle karşılardık ama sanırım oturup halimize ağlamak daha gerçekçi bir tutum olur. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.